Selam. Yukarıyı anca toparlayabildim. Bir de şöyle aşağıları gözden geçireyim. Daha işlerim bitmedi tabii ki. Mutfak işleri var. Fakat şöyle bir aşağıya indim. Sabahleyin bunları doyurduktan sonra sularını falan tazelemiştim. Tekrar onları da bir göreyim. Sonra yukarıda tekrar işlere girişirim. Evet. Kitap okuma köşemi böyle tutuyorum birkaç gündür. Örtüleri silkeleyip tekrar seriyorum. Fırsat buldukça faydalanayım diye. Çünkü 5'ten sonra nispeten rahatlıyor hava. İşte burada azıcık vakit geçirince kendime gelebiliyorum. Bugün sanırım eşim de kahve içmeye inecek. Öyle diye konuştuk sabah. Şimdi bugün asıl yapmam gereken bir iş var. Bahçe katını biz misafir evi olarak düzenledik. Çünkü Antalya'dan sık sık akrabalarım, arkadaşlarım geliyor. Orayı onlar için hazır tutmam gerekiyor. Uzun süredir oğlum kalıyordu. Babasının yoğun hastalığı döneminde, hastane günlerimizde hayvanlara bakmak için kaldı. Sonrasında da ne olur ne olmaz diye bizi yalnız bırakamadı. Sağ olsun eşi de çok anlayış gösterdi. Ve oğlum yaşadı bu aşağı katta uzun süre. Çünkü işi gereği tek başına kalması gerekiyordu. Bilgisayar başında çalışıyor, telefon görüşmeleri yapıyor. Oğlum avukattır ve oldukça yoğun işleri var. İşte burayı daha uygun gördü. Biz üst katta kalırken o da burayı tercih etti. Şimdi ben 2 gün önce temizlik yaptım. Artık biz de aşağıyı kullanmaya başlayabiliriz bugünlerde. Çünkü daha serin oluyor. Daha rahat ediyoruz. Eşim için bahçeye inmek istediği zaman merdiven inme durumunda kalmıyor. Sabahleyin şurada kahvaltı yapmak, kahve içmek çok keyifli oluyor. Burası bahçe katı verandamız. Böyle doğrudan bahçeyi seyredebiliyoruz. O yüzden burayı tekrar bir elden geçirmek lazım. Yalnız oğlum kaldığı sürece burada kendine göre değişiklikler yaptı. Ben de hiç karışmadım. Rahat etsin, mutlu olsun diye. Çok fazla feminen bulmuştu. Kendine göre ufak tefek değişiklikler yaptı. Ama eski haline getireceğim tabii ki. Burası çok fazla erkeksi bir daire oldu. Ben burayı tekrar ufak dokunuşlarla eski bahçe katı kimliğine kavuşturacağım. İlk önce perdeleri değiştirdi. Ne gereği var dedim, sürekli kalmayacaksın. Ben seviyorum o perdeleri dediysem de. Kafe perdesi bunlar dedi. Üzerinde dondurma, işte cupcake desenleri falan vardı. Ama bahçe katına çok yakışıyordu bence. Onları değiştirdi. Böyle gri çizgili perdeler yaptırmış ben hastanede kalırken. Ses etmedik tabii ki, ne diyebilirim. Sonra başka değişiklikler de yapmış, halıyı değiştirmiş. Bunu almış sermiş. Duvarlarda da çiçekli böcekli bahçe konseptine uygun şeyler vardı. O biraz daha tabii kendi kişiliğine, mesleğine uygun şeyler koymuş. Gerçi Atatürk portresi benim için de çok önemli, çok değerli ama bir kütüphaneye, ne bileyim işte çalışma odasına çok yakıştırıyorum. Salonda da olabilir tabii. Fakat dediğim gibi burası bahçe katı. Ben çiçekli, böcekli böyle hayvan figürleri olan tabloları seviyorum. Yine saatimiz de öyleydi. Fakat böyle çok ciddi bir saatle değiştirmiş. Avizeyi değiştirmiş. Yani her şeyde böyle erkeksi görüntüler oluşturmuş. Artık ne yapalım? Çok emeği geçti bize. Burası mutfak bölümü. Açık mutfaklı bir yer. Zaten 1+1 küçük bir daire. Ama çok kullanışlı. Çok ferah. Çok severek yaşadığımız bir ortam burası bizim.
Ve böyle tek bir mutfak tezgahı var ama yetiyor. Şunlar dolap bölümleri. Bulaşık makinemiz biraz tarihi. Onun miadı doldu, değişecek ama öncelikle başka şeyler çıktı. Örneğin hayvanlarımızın sağlıkları ile ilgili harcamalar ön planına geçti. Dursun bakalım, ben elimde de yıkayabilirim. Evet, şöyle. Bakalım tezgahımızın üzerinde neler varmış. Bu şişeleri ben boyamıştım. Bu tür şeyleri severim. Böyle eflatundan mora giden renklerle süslü süslü şişeler yapmıştım. Evet. Şu raflarda da yine bahçe katına uygun objeler var. Neyse ki bu çiçekleri kaldırıp atmamış. Üstte bisküvi kutumuz. Yine el işi, tığ işi hazırladığım bir kavanoz kılıfı. Aa, bu saksıyı da bunun içine koymuş. Onun çok güzel porselen saksısı var. Şu orkideler imitasyon. Öyle koymuş herhalde yerden kazanmak için. Şurada tuzluk biberliğimiz var. O benim için fazla yüksek. Onu oradan almam lazım. Temizlik yaparken hepsi elden geçti ama yerlerini değiştirmeden öylece bıraktım. Dedim ayrıca gelip yerlerini değiştireyim. Evet, benim eski yastıklar. Bunlar dolaptaydı. Tekrar koydum temizlikten sonra. Kedili yastıklara dokunmamış, olduğu gibi bırakmış. Çünkü o da kedi delisidir, çok sever. Sokaktaki kediler için mama alır. Yani zaman harcamasa bile onlara katkıda bulunmaya çalışır. Zamanı yok çünkü. Çok meşgul, seyahatlerde geçiyor bütün vakti. İşte duruşmalarda geçiyor, müvekkil görüşmelerinde geçiyor. Ama yine de akşamları geldiği zaman tek tek kedileri sever. Sokaktan gelenler için mama alır. O tür katkıları oluyor. Hayvanseverdir kendisi. Şuraya mini bir kütüphane yapmış. Tabii ki bu çok çok az. Ona göre bu kitaplar. Hemen okuduğu, akşamları okuduğu kitapları koymuş. Götürecektir sanırım. Kitapları pek kıymetlidir. Çünkü evinde kocaman bir kütüphanesi var. Bürosunda da öyle. Şurada muhteşem bir kitap var. Ben de okumuştum bunu. Hatta adıma imzalamıştı yazar. Mustafa Aydemir'in kaleme aldığı "Ben Bir Türk Zabitiyim". Mustafa Ertuğrul'u anlatıyor. Bu bir Türk denizcisi. Çok kahraman bir insan. Yani kitabı okuyunca böyle gözlerim dolmuştu. Gerçekten büyük bir kahraman. Yıllar sonra da bir gün Antalya'daki mezarlık ziyaretinde babacığımı görmeye gittiğim zaman Mustafa Ertuğrul'un, rahmetlinin mezarına denk geldim. Bakımsız bir mezardı. Çok etkilendim. O kadar çok üzüldüm ki o halde olmasına. Yani çok kötü durumda değildi ama böyle bir kahramanın mezarı da öyle olmamalıydı. Hemen belediyeye fotoğrafını çektim, dilekçeler yazdım. O zaman blog yazıyordum. Blogumda yer verdim konuya. Belediyeden yanıt geldi. Özür diler nitelikte bir açıklama geldi. Ve bir hafta sonra gidip gördüm ki toparlamışlar, çiçeklendirmişler, bakmışlar. Ama şu günlerde ne durumda bilmiyorum. Antalya'ya gitmeyeli çok çok uzun zaman oldu. Böyle bir anımız da var. Şurada kıyıda köşede spor aletleri var. Ağırlık çalışırdı akşamları. Şurada gitarı vardı, götürmüş onu. 2 gün önce buradaydı, götürmüş. Bu çalışma masasıydı. Şurada laptopu vardı. Tabii ki onu da götürdü. Ben de karanın ve kuyruğun ilaçlarını, mamalarını koydum. Diğer maması yukarıda. Bazen balkonda beslediğim için hem aşağıda hem yukarıda maması var. Şimdi burası mutfakla birlikte olduğu için başka uygun yerde olmadığından buzdolabımız hemen girişte. Şöyle sağ tarafta banyomuz var.
Derli toplu, genişçe bir banyo. Böyle ayrı çamaşır makinesi koydum. Konuklar geldiği zaman burası sıcak bir yer. Hemen duş yapıp çamaşırlarını atıversinler diye. Oğlum da kullandı bu makineyi. Şurada yine pratik bir raflı dolabımız var. Evet, duşakabinimiz. Yine bir banyo dolabı daha. Böyle mütevazi bir banyo. Bu banyoda pek değişiklik yapmadım taşındıktan sonra. Ama yukarı banyoyu A'dan Z'ye değiştirdim. Kendim çizerek yepyeni bir banyo yaptırdım. Evet, burayı idare edecek kadar iyi durumda bu banyo. Bir de yatak odamız var. Şu koridorumuz. Henüz oğlum giysilerinin büyük bir bölümünü almadı. Çünkü maşallah çok çok giysisi var. Çok dikkat eder giyimine, kuşamına. Kışlık ağırlıklı olanlar bakın böyle duruyor. Burası da biraz loş ama artık gösterebildiğim kadar göstereyim. Böyle açık askılarda birçok ceketi, gömleği. Ayrıca bu dolabın içi de tıka basa dolu. Onun giysileriyle. Bunları almadı. Umarım götürür de ben kendi giysilerimizi koyarım buraya. Bayağı bir dolu yani. Bu yatağımız. Yine ben bahçe katı konseptine uygun örtüler seriyorum. Şöyle bir şifonyerimiz var. Müzik dinlemeyi sever, bunu da bırakmış herhalde, götürecektir. Bilmiyorum. Yine şurada çekmeceli bir şifonyerimiz daha var. Yine gördüğünüz gibi kitaplar. Çok sever bunları. Sürekli okur, kitap kurdudur. Yani ben de öyleydim. Ama şu günlerde daha az okuduğumun farkındayım. Çünkü gerçekten zaman fakiriyim. Evet, yine oğlumu değiştirdiği tavan lambaları. Burada daha süslü, daha böyle cıvıl cıvıl avizeler takılıydı. Dediğim gibi çok feminen bulmuş. Bana böyle laf arasında söylüyordu. Anneciğim, şunu değiştireceğim ama sen ne dersin falan gibi. Ben de tabii ki bir şey diyemedim. Mutlu olsun, rahat etsin, bu ortamda kalıyor, bizim için kalıyor diye. Şimdi artık burayı ben yeniden dediğim gibi ufak ufak dokunuşlarla eski haline getireceğim. Bahçe katımız böyle. Eğer yolunuz dışarıda konuğumuz olursanız sizi burada ağırlayabilirim. Ki biz çok misafirsever bir aileyiz. Özellikle hayvan severseniz bekleriz. Çünkü yan tarafta hemen pencerenin altında başlıyor bizim Şeker'le Can'ın yaşam alanları var. Böyle çepeçevre sarıyor. Çünkü onlar bağlı değiller. Yürüyüşler dışında hep orada vakit geçiriyorlar. Bakın buraya kadar devam ediyor. Tekrar göstereyim onların alanını. Sabahları biraz havlıyorlar. Fakat biz asla rahatsız olmuyoruz. Kulübeleri burada. Bütün buralar hep onlara ait. Buraları sık sık yıkıyorum. Tertemizdir her zaman için. İşte öyle. Bahçe katımızı gösterdim sizlere. Bugün de böyle değişik bir video oldu. Hiç planlamış değildim burayı gezdirmeyi ama öyle oldu. Evet, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.